بسم الله الرحمن الرحيم. Besmelesiz işte bereket yoktur, hayır yoktur. Ne iş olursa olsun. Besmelesiz iş saman üzerine kazık çakıp üzerine bina kurmaya benzer. Hiç arama ondan, ne bereket var ne hayır var. Zahirde efendim reislik makamında olsa bile bir kimse, başına ne kadar insan toplayabilen kişi varsa, hepsi manevi bir merkeze rabtiyet yapmaya muhtaçtırlar. Bunu idrak etmedikleri takdirde yakın bir gelecekte onlar çökecek. Görüyorsunuz. Bu memlekette şahit, çok başına bütün milleti toplayabilen şahıslar vardır da efendim manevi rabıtaları, manevi kuvvet sahiplerinin desteğini almadıkları için kendilerinde olan o batarya zayıfladık, sonra çekicilik kuvvetini kaybederekten efendim etrafından dökülmeye başlarlar. Toplananlar efendim teker teker ayrılıp nihayet yapayalnız kalacak. Nihayet o da devrilecek. Onun için herkese lüzum eden mesele manevi bir destek sahibi olmasıdır. Şimdiki vasiyetimiz budur. Bu olduktan sonra o kimse ister mağribde olsun, ister maşrikte olsun, kalben bağlı olduğu yerden minel kalbi ilel kalbi sebiyle, kalpten kalbe yol vardır. O yoldan sana imdat verilir, sana ilham verilir. Sen bir aciz kimse, yeryüzünde bir odada oturursun, bir düğmeye basarsın da gökyüzündeki roketi veyahut atılan o efendim teyitleri idare edebilirsin. Arada ne var? Tel mi var? Efendim, başka bir vasıta mı var? Onun içerisinde adam mı var? Yok. Burada düğmeyle sen o fezada dolaşan aletlere kumanda edebiliyorsun. Haber verdiriyor. Her şeyi yaptırıyorsun. Yani kendi kumandan da onu idare ediyorsun. Bu basit bir insanın efendim zahiri yoldan Cenab-ı Allah'ın kendisine verdiği salahiyeti kullanması neticesinde almış olduğu bir kuvvettir. Manevi olarak buna daha ziyade insan vardır. Binaenaleyh manevi bir kuvvet sahibi olan bir kişi istediği kadar adamı İstediği anda, istediği surette, kendi tasarrufunda yürütmeye kadir olur. Ve o, senin ona karşı bağlantının kuvveti nispetinde olur. Sana olan tesir. Çok defa ilham verir kalbe, boyuna. Signal derler ona. Verir. Sen cevap vermezsin. Telefon çalar da açıp dinlemezsin ne söyleniyor. Şu signal verildiği vakitte dinle. Ondan sana herhalde efendim bir talimat vardır. Direktif veriyor sana. Her lahzada var o. Onun için ilham yoluyla daima bu manevi kuvvet sahibi olan kimseler bağlılarına o kuvveti vermektedirler. Sen manen bağlandığın vakitte muhakkak sana bir talimat var. Bağlanmayan kimseye efendim telefon var ama hat bağlı değildir. İşte bu lüzum eden bir meseledir.
Efendim? Onun için de hepiniz böyle bir devrede kalbinizde gelen, ilham eden hareket edebilirseniz sizi hak olan yola sevk edecek ve sizi bütün hadisat içerisinde gözetecek bir himayeye mazhar olursunuz. Ve bu talimat hepimize de. Allah razı olsun. Hepimizden. Allah şeyhimizden razı olsun. Bizlere de şeyhimize layık bir mürit, peygamberimize layık bir ümmet ve Allah'a layık bir kul eylesin. Amin.
cenk edelim, şan alalım şan. Kur'an'da zafer var ediyor Hazreti Ezan. Rabbim tutacaktır bu savaş, var da elinde. Rabbim tutacaktır bu savaş, var da elinde. Karşındaki putlar çökecek ta temelinden. Karşındaki putlar çökecek ta temelinden. Dünyalara hükmettiğimiz günleri yad et. Mabedleri, kürsülerimiz, berleri şad et. Allah yoluna cenk edelim, şan alalım şan. Kur'an'da zafer vaat ediyor Hazreti Ezan. Allah yoluna cenk edelim, şan alalım şan. Kur'an'da zafer vaat ediyor Hazreti Ezan. Tebrik ediyor bak seni mah, bedler ezanlar. Tebrik ediyor bak seni mah, bedler ezanlar. Ey hak yolunun yolcusu kur, var sana canlar. Ey hak yolunun yolcusu kur, var sana canlar. Zulmetle geçen günlere son vermeli artık. Yol vermeyen engelleri var, kan gibi yakın. Allah yoluna cenk edelim, şan alalım şan. Kur'an'da zafer vaat ediyor Hazreti Ezan. Allah yoluna cenk edelim, şan alalım şan. Kur'an'da zafer vaat ediyor Hazreti Ezan. Allahümme salli ala seyyidina bunca letaif ile mükerrem olan insan. Ey bunca letaif ile mükerrem olan insan. Gafletten uyan Hakk'ı
Dünyada da cennette
sahisi. Andıkça gücün nur oluyor, duygu sahisi. Allahümme salli ala seyyidina Yeah.
Bismillahirrahmanirrahim.